Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere başkentimiz Ankara'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. Eko Kaynak Teknolojilerine konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın sahipleri Korhan Bey ve Emrah Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Korhan Bey merhabalar. Merhabalar. Emrah Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun sizler. Teşekkürler efendim, sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle efendim bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rica ederiz. Çok sağ olun. Ben röportajıma müsaadenizle Korhan Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim Emrah Bey. Korhan Bey kimdir efendim? Bu sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? 78 Ankara doğumluyum. Sektöre 3 yıldır sektör içerisindeyim. Evet. Bu sektöre tanışmama vesile olan Emrah Bey. Yıllar boyunca farklı sektörlerde ve farklı iş kollarında yöneticilik yaptım. Yöneticiliğin buluşması sırasında ortak tanıdıklarımız sayesinde buluştuk. Sektörde neler yapabileceğimizi düşündük. Evet. Nelerle bir arada getirebileceğimizi düşündük Emrah Bey'le. Omuz omuza verdik. Mücadele devam ediyor diyebiliriz. Mücadele devam ediyor. Teşekkür ederim. Sözü üstada vereceğim. Lütfen, Emrah Bey'e, lütfen. Şimdi mutfağına. Emrah Bey sizleri tanıyalım efendim. Sizin sektörle tanışma hikayeniz. 85 Ankara doğumluyum. Evet. Yaklaşık olarak 15 senedir bu sektör içerisindeyim. 3 yıl önce kendi firmamızı kurma imkanımız oldu. Evet, hani çekirdekten yetişmiş bir işsin diyebiliriz aslında. Evet, evet. Hem makine hem işletme mezunuyum. Evet. Hem de aynı zamanda çekirdekten yetişmişsiniz. Yani bu işin çıraklığını da gördük. Evet, hem mektep hem alaylı deriz ya. Kesinlikle. Yaklaşık olarak 15 senedir de kaynak otomasyonları, kaynak makinaları bu sektörde hizmet veriyoruz. Evet, sektördeki bir açıklığı da giderdiniz ama. Yani kesinlikle, aslında bunun da ihtiyacı vardı. Şöyle, yaklaşık olarak 15 sene öncesine dönersek eğer sektörde ithalat, bu yani kaynak otomasyonları üzerinde ithalat çok fazlaydı. Biz ve bizim gibi birkaç firma bunu %90 oranına yaklaşık olarak %90'larda falan kesmiş durumda. Türkiye evet. Şu anda ihtiyacı karşılayabiliyoruz. Artı olarak da yurt dışına da açıldı bu konuda. Evet, biraz burayı tanımak istiyorum. Neler yapıyoruz orada peki? Vermiş olduğunuz hizmetler neler Emrah Bey? Burada yaptığımız kaynak otomasyonları, kaynak robotları da diyebiliriz bir nebze. Üretim hızlandırmak, seri imalata, proje bazlı, müşteri talebi doğrultusunda bunları makine, cevaplayabilmek. Evet, evet. Müşteri talebi doğrultusunda, müşterinin isteğine göre ve imalatı, kaliteyi artıracak şekilde makine imalatı. Özel proje bazlı makine imalatı yapmak. Yaklaşık olarak da 3 senedir bu firmada çalışmalar, değişik faaliyetle projelerle müşterilerimize hizmet verdik. Evet, ama Korhan Bey, hizmet sektörü zor bir sektördür. Çok zor, çok zor. Yani yapılabilecek hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir. Sizin de mutlaka kriterleriniz vardır. Yani olmazsa olmazlar deriz ya. Nelere dikkat ediyoruz hizmet verirken? En önemli şey müşteriye verilen söz. Bu söz içerisinde mutlaka ve mutlaka yapılması gereken süreye uygunluk, insanlara vermiş olduğumuz sürenin sözünü tutmak, insanlara kaliteli hizmet anlayışını oturttuktan sonra insanlara vermiş olduğumuz sözü yerine getirmek. Dürüstlük burada, değil mi aslında? Tabii ki, yani dürüstlük en önemli şey. Güven 2, zamanı teslim 3. Hani bunları bir araya getirebildikten sonra her şey sorunsuz şekilde ilerliyor. Yani puzzle parçası gibi değil mi aslında? Tabii ki puzzle'ı parçalı olması lazım. Bir araya getirdikten sonra müşteri memnuniyetinde çerçeve çok daha güzel çıkıyor ortaya. Evet ama Emrah Bey, biz de buna rağmen bazen bilinçsiz yaklaşıyoruz. Uygun fiyat politikası düşünüyoruz. Bu bizde bir algı. Maalesef ki. Bizlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor sizce? Yani sizin görüşleriniz neler bu konuda? Burada önemli olan iki nokta var aslında. Bir, fiyat. İkincisi de satış sonrası hizmet. Hani sektörde, imalatta, yani sonuçta yatırım makinaları, müşterinin talep ettikleri ve bu makinalarla seri imalat, yani seri üretimde bulunuyorlar. Makine arızalandığı zaman hızlı bir şekilde, ivedi olarak müdahale,
Bizim sektörde bu çok önemli ve makinenin arkasında durma. Yani yaptığınız, yani verdiğiniz hizmetin arkasında durma. Ya sadece parayı aldık bitti değil olay. Yok, bitti satış değil. Satış sonrası hizmet satış önemli. Satış sonrası ve danışmanlık da, yani makine haricinde müşterinin... Yönlendirmek değil mi aslında? Yönlendirme, yani üretimini daha hızlandırma, yani hızlandırma anlamında ya da daha kaliteli üretimine katkıda bulunmak. Yani onlar da aslında bir danışmanlık da yapıyoruz. Evet, aslında her şeyi biliyorlar ama sizin kadar teferruatlı bilmesi imkansız. Kesinlikle. Biz çok fazla detaya sahip olduğumuz için hani müşterileri bu konuda yönlendirebiliyoruz ve yani daha çözüm odaklı gidiyorsunuz aslında. Kesinlikle. Çözüm ortağı. Çözüm ortağı diyebiliriz de bu noktada. Ama bence sizin başarınızın sırrı gerek Korhan Bey gerek siz işinizi de severek yapıyorsunuz. Mutlaka. Kesinlikle. Bu da çok kesinlikle net bir çizgi ve bakış açılarınızla sizleri diğer firmalardan ayıran en büyük özelliklerinizden bir tanesi diyelim. Özellikle çözüm odaklı gidebilmeniz. Hedeflere ulaşabildik mi Korhan Bey? Dönersek bir 3 sene önceye. 3 sene önceki başladığımız güne baktığımız zaman şu anda işimiz ve şirketimiz büyüyerek devam ediyor. Çok daha iyi noktalara ulaşacağımızı düşünüyoruz. Ki yaptığımız cirolar, müşteri memnuniyeti ve geçen yıllarda almış olduğumuz güzel sözler ve düşünceler doğru yolda ilerlediğimizi bize gösteriyor. Evet. Sıkıntı duymuyoruz. Hedef de bitmiyor değil mi Emrah Bey? Hedef maalesef bitmiyor. Yani ne insan hayatında bitiyor ne sektör bazda bitiyor. Gelişen bir teknoloji var. Kesinlikle bizim de hani otomasyon, yani kaynak otomasyonları, yani sektör icabı bu teknoloji uç noktada takip etmemiz gerekiyor. Elimizden geldiği kadar sektörden kopmamaya çalışıyoruz. Evet. Müşterilerimizi de daha ileriye taşımaya çalışıyoruz. Evet, bu arada fuara katılacaksınız. Evet. İlerleyen dönemlerde. 2018'de böyle bir düşüncemiz var. Fuar çalışmalarımız başlayacak. Evet. Bu fuar çalışmalarında işte hani çok daha fazla kişiye, biliyorsunuz sonuçta bir insan, beş insan, beş insan, 25 insan. Hani ciddi bir portal, ciddi fuar. Ciddi bir fuar. Bu fuarda büyük ihtimalle bulunacağız. Evet. Orada da daha fazla kişiye, daha fazla firmaya ulaşabilmek için elimizden geleni yapacağız. Biz de bu yolda sizlere başarılar dilerim efendim. Çok teşekkürler. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum efendim. Çok, çok sağ olun. Teşekkürler. Saygılar. Teşekkürler. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere başkentimiz Ankara'dan seslendik ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberdik. Eko Kaynak Teknolojilerine konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.